Flash, kare bazlı animasyon yapan bir programdır. Flash'ta animasyonları zaman çizelgesiyle yaparız. Animasyonlar zaman içerisinde zaman çizelgesinin değiştirilmesiyle oluşturulur. Her Flash filminin kendine ait bir zaman çizelgesi vardır. Yeni bir Flash filmi oluşturduğunuzda zaman çizelgesinde bir katman otomatik olarak oluşturulur ve bu katmanın bir tane karesi vardır. Bir Flash filminin zaman çizelgesinde İstediğiniz kadar katmana ya da dilediğiniz kadar kareye sahip olabilirsiniz. Burada sıklıkla yapılan algı hatası, zaman çizelgesinin üzerindeki 1, 5, 10, 15 gibi rakamların saniye olarak düşünülmesidir. Ancak bunlar saniyeyi göstermemektedir. Bunlar filmin kaçıncı karesi olduğunu göstermektedir. Flash filmi içerisindeki zaman hesaplamaları kare hızına bağlı olarak yapılır. Filmin kare hızı FPS değeriyle ile belirlenmektedir. Bunu değiştirmek için modify document seçeneğinden frame rate değerini değiştirebilirsiniz. Şu anda filmimizin frame rate'i 24 fps yani 24 frame per second yani kare başına hızını buradan belirleyebiliriz. FPS değeri 1 saniyedeki kare sayısıdır. Dolayısıyla şu andaki kare hızımız olan 24'te flash filmi 1. saniyenin sonunda Zaman çizelgesinde 24. karede olacaktır. Bir flash filmi oynamaya başladığı zaman zaman çizelgesindeki bu kırmızı cetvel sağa doğru hareket etmeye başlayacak. Ve o anda hangi karenin üzerine geldiyse o karedeki tüm katmanları gösterilecektir. Şu anda örneğimizde sadece bir katman ve bu katmanın ismi de Layer 1 olduğu için Layer 1'in örneğini 20. karesindeki tüm çizimleri, tüm grafikleri gösterecektir. Beraberinde eğer birden fazla katman olsaydı ve zaman çizelgemiz üzerindeki bu cetvel 20. karede olsaydı, o zaman 20. karedeki tüm katmanların içerisinde bulunan içerikleri gösterecekti. Flash'ta zaman çizelgesini istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şu anda layer 1'e ait olan yani filmimizin zaman çizelgesi 617 kare olarak gözükmekte. Ancak filmimiz bu noktaya geldiği zaman Zaman çizelgemiz bir daha genişleyecek ve zaman çizelgesini istediğimiz kadar uzatabileceğiz. Bazı durumlarda zaman çizelgesini daha detaylı, daha yakından ya da daha uzaktan görmek isteyebiliriz. Bu işlemi yapmak için zaman çizelgesinin bağlam menüsünden faydalanırız. Bağlam menüsünü açarak tiny seçeneğinin seçilmesiyle zaman çizelgesindeki karelerin daha küçük gösterilmesini bu filmin herhangi bir hızı ile ilgili bir değişiklik yapmaz. Sadece zaman çizelgesinde görsel bir değişiklik yapar. Large diyerek de her bir karenin daha geniş bir şekilde gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Burada seçeneğimizi tekrar biz normale dönüştürelim.